Eksi 1'den eksi 2'ye 16 eksi x küp bölü x küp dx'in integralini hesaplamak istiyoruz. İlk bakışta soru biraz göz korkutucu görünüyor olabilir. Böyle bir ifade verilmiş. Paya bakıyorsunuz x var, paydaya bakıyorsunuz x var. Aslında biraz düzenleme yaparak bu ifadeyi daha hoş bir hale getirebiliriz. Bu ifade bu yazacağım ile aynı şey. Belirli integral eksi 1'den eksi 2'ye kadar 16 bölü x küp eksi x küp bölü x Evet, dx'i unutmayalım. Peki, bu neye eşit olacak? Belirli integral eksi 1'den eksi 2'ye bu ilk ifadeyi yazacağım. Başka bir renk kullanarak yapayım bunu. Bu ifadeyi 16 çarpı x üzeri eksi 3 olarak yazabilirim, değil mi? İkinci ifademiz ise eksi x küp bölü x küp. Burası da 1'e eşit olacak. Eksi 1 dx olarak yazıyorum buraya. Peki, şimdi bu ne olacak? Bu iki kısmında ters türevlerini alıp alt ve üst sınırlar için hesaplayacağız. 16 çarpı x üzeri eksi 3'ün ters türevine bakalım. Ters kuvvet kuralını uygulayacağız tabii ki. Integralin kuvvet kuralını ya da ters türevin kuvvet kuralını düşünebilirsiniz. Yapacağımız şey kuvveti 1 arttıracağız. Yani kuvvetimiz eksi 3 yerine artık eksi 2 olacak. Ardından da o kuvvete böleceğiz. Yani eksi 2'ye. Yani 16 bölü eksi 2 çarpı x üzeri eksi 2 olacak burası. Tek yaptığım şey üstü 1 arttırıp arttırılmış sayıya da bölmek. İşte ters türevini almış olduk bile. 16 bölü eksi 2 yerine de eksi 8 yazalım. Burası eksi 8 çarpı x üzeri eksi 2 oldu. Ardından eksi 1'in ters türevini alacağız. Bu da bildiğimiz üzere eksi x olacak değil mi? Biliyorsunuz eksi x'in türevini alırsam eksi 1 elde ederim. Ya da bu eksi 1'i eksi x üzeri 0 olarak da düşünebilirsiniz. Aynı şey olacaktır. Kuvveti 1 arttırırsak x üzeri 1 olur. Bunu da 1'e bölerseniz aynı sonucu elde edersiniz. İki şekilde de eksi x elde ediyoruz yani. Şimdi alt ve üst sınırlar için bunu hesaplamamız gerekecek. Yani eksi 2'deki değerini bulup bundan eksi 1'deki değeri çıkaracağız. Burayı iki farklı renkle yazayım ki ne olduğunu daha iyi görelim. Şimdi bunu hem eksi 2 için hem eksi 1 için hesaplayacağız. Öyleyse ilk olarak eksi 2 için bir bakalım. Ee, şuna eşit olacak. Eksi 8 çarpı eksi... 2 üzeri eksi 2, eksi eksi 2. Şimdi bu değerden eksi 1'deki değeri çıkaracağız. Eksi, eksi 8 çarpı eksi 1 üzeri eksi 2, eksi eksi 1. Pekala, bu işlemin sonucu ne olacak bakalım. Eksi 2 üzeri eksi 2. 1 bölü eksi 2 üzeri 2'ye eşit olur değil mi? Bunun sonucu da 1 bölü 4'tür. Aslında burası 1 bölü 4'e eşitmiş. Eksi 8 çarpı 1 bölü 4'ün cevabı eksi 2'ye eşit olacak. Şimdi ise eksi 2 eksi eksi 2 oldu. Bunu eksi 2 artı 2 olarak yazabiliriz. Burada mor renkle yazdığım kısım 0'a eşitmiş. Turuncu kısımda neler olduğuna bakacak olursak, eksi 1 için hesaplıyorduk. Eksi 1 üzeri eksi 2 aslında bu 1 bölü eksi 1'in karesine eşittir. Burası 1'e eşit olacaktır. Yani eksi 8 artı 1 elde edeceğiz. Bu da eksi 7'ye eşit olur. Bu turuncu kısmın sonucu eksi 7 oldu. Unutmayın eksi 7'yi çıkarıyoruz. Yani cevap artı 7 olacaktır tabii ki önüne. Artı işaretini koymamıza gerek yok. Bu artıyı pozitif olduğunu vurgulamak için yazmıştım sadece.